Yine tedarikçi bulma, tedarikçiler üzerinden devam ediyoruz. Şimdi örneğimiz iPhone şarjör olsun. Örneğin diyelim ki iPhone şarjör almak istiyorsun. Ürüne karar verdiniz ve iPhone şarjörü getireceksiniz. Bu iPhone şarjörü nereden alırım, nasıl alırım, en iyi malı nasıl getiririm gibi bir durumla karşı karşıya kaldığınız zaman. Şimdi bu konularda 3-4 farklı seçeneğiniz var. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi iPhone şarjör getireceksiniz. Ürüne karar verdiniz. Bütün incelemelerinizi, analizlerinizi yaptınız. Ve dediniz ki ben iPhone şarjör ürünü satacağım. Öncelikle bunu alibaba.com üzerinden araştırabilirsiniz. Yani alibaba.com üzerinden araştırmanızı yaparsınız. Araştırmanızı yaptıktan sonra çıkan supplier'larla dediğim gibi görüşürsünüz. Şu kısımdan en hızlı şekilde bu kısımdan görüşürsünüz. Yazarsınız. 7-8 tane firma size dönüş yapar. Sonrasında pazarlık yaparsınız, anlaşırsınız ve ürününüzü başlangıçta küçük adetlerde getirtebilirsiniz. Bu bir alternatif. Yani alibaba.com üzerinden getirmeniz bir alternatif. Diğer bir sitemiz de DHgate diye bir sitemiz var. Buradan da gene bu ürünleri kısa yoldan, yani buradan yazarsınız, araştırırsınız. Aynı şekilde satın alımı yaparsınız. Satın alımı yaptıktan sonra da getirirsiniz. Diyelim ki bütün bu süreçleri geçtiniz. Yani iPhone şarjörü Alibaba üzerinden, DHgate üzerinden getirdiniz. Ürünleri Amazon.com'da sattınız. Çok yüksek talep aldınız. Ve ürünlerinizi artık böyle koli bazlı değil de konteyner bazlı getirmeyi düşünüyorsunuz. Yani ürün gamınız oturdu ve artık siz üreticilere ulaşmak, daha büyük üreticilerle çalışmak istiyorsunuz. Daha büyük kampanyalarla çalışmak istiyorsunuz ve ürünlerinizi koli bazlı değil de konteyner bazlı getirmek istiyorsunuz. Şimdi konteyner bazlı getirmeye başladığınız zaman bu hangi ürününüz olursa olsun, yani iPhone şarjör küçük bir örnekti bizim için. Yani tabii ki iPhone şarjör yapın anlamında söylemiyorum. Ama diyelim ki ne getireceksiniz? Örneğin oyuncak getireceksiniz. Oyuncak getireceksiniz. Yani dediğim gibi oturttunuz artık oyuncak işinizi ve sonrasında artık büyük ordular geçeceksiniz. Büyük ordular geçmek için de arayış içindesiniz. Arayış içinde olduğunuz vakit, yani öncelikle ilk çalıştığınız supplier, ilk çalıştığınız firma ile devam edebilirsiniz. Yani ilk çalıştığınız firma ile güveniyorsanız, herhangi bir problem yaşamıyorsanız, bu firma ile artık normal door to door şeklinde veya DDO şeklinde değil de konteyner bazlı çalışmaya gidebilirsiniz. Door to door ne demek? Onu anlatayım. Door to door şu demek. Door to door ürünü satın alıyorsunuz. Ürünü satın aldıktan sonra sizin adınıza bütün işlemlerin yapıldığı bir durumdur. Ürünü Çin'den sipariş veriyorsunuz, ödemesini gönderiyorsunuz. Ödemesini gönderdikten sonra Çinli mal aldığınız firma ürünlerinizi hazırlıyor. Hazırladıktan sonra yani custom firmasını kendisi ayarlıyor. Oradaki custom işlemlerini kendisi yapıyor. Freight forwarderlarla çalışmalarınızı yapıyor. Daha sonra bütün işlemlerinizi yaptıktan sonra, yani freight forwarder işlemlerini yapıyor, custom işlemlerinizi yapıyor. Sonrasında ürünü ship ediyor. Ve bütün sorumluluk freight forwarder'larda, yani taşıyıcılarda oluyor. Taşıyıcı dediğimiz işte UPS'tir, DHL'dir, FedEx'tir. Bu gibi kampanyalarda oluyor. Yani ürünün Çin'den size ulaşmasını sağlayan firmalar freight forwarder'lar oluyor. DDP dediğimiz sistem bu. DDU dediğimiz sistem de burada da ürünleri firmanız üretiyor. Ürettikten sonra size yine Çin'den çıkışını, kastımını sağlıyor. Yani gümrükleme işlemini sağlıyor. Gümrükleme işlemini yaptıktan sonra ürünler Amerika'ya ulaşıyor. Amerika gümrüğüne geliyor ve artık orada Çinli tedarikçinizin, Çinli supplier'ınızın görevi bitmiş oluyor. Bundan sonra artık o ürünlerin çekimi, yani gümrükten alma işlemlerini siz yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu çok tavsiye ettiğimiz bir metot değil. Yani küçük bazlı, koli bazlı ürün getireceksiniz. Mutlaka door to door sistemiyle getirmenizde fayda var. Door to door sistemi başlangıçta pahalı olabiliyor. Ama dediğim gibi yeni başlayan insanlar için bu bir ideal bir durum. Yeni başlıyorsanız eğer kesinlikle böyle bir sistemle başlayabilirsiniz. Yani door to door alırsanız ürünlerinizi, Çin'den mallar çıkar. Sizin bağlı bulunduğunuz, verdiğiniz adrese mallar forwarderlar, freight forwarder firmaları aracılığıyla teslim olur. DDO'yu çok tavsiye etmiyorum. DDO'da çünkü gidip gümrükleme işlemini sizin yapmanız gerekecek. Şimdi bunları yaptınız, bu aşamaları geçtiniz, işlerinizi büyüttünüz, Amazon'da ürününüzü tutturdunuz ve artık ben dediniz ki yani daha büyük firmalarla çalışmak istiyorum ve malzemelerimi konteyner bazlı getirmek istiyorum. Arkadaşlar bu noktada bakın şunu çok rahat söyleyebilirim.
Yani 2001 yılından beri Çin'e gidip geliyorum. 2001 yılından beri Çinli ticareti olan bir firmayım, insanım. Yani Çinlilerle nasıl iş yapılır? Çinlilerle nasıl güvenilir? Bu noktalarda bu anlatacağım bilgileri güven duymanızı sağlamak için bunları söylüyorum. Öncelikle Çin'e ilk girişimden bahsedeyim. 2001 yılında Canton Fair'e gittim, China. Canton Fair'e gittim. O zaman tabii daha eski, belki Çin'e gitmiş arkadaşlarımız vardır. Eski fuar merkezi dediğimiz şehir merkezinde yapılıyordu. Yani Guangzhou'nun eski böyle China Hotel dediğimiz bir otel var. Hemen karşısındaki fuar merkezinde yapılıyordu ve bu kadar kapsamlı değildi. Gene iki farklı sezonda yapılıyordu. Şu anda fuarlar daha büyük bir yere taşınmış oldu. Yani Panyu dediğimiz bir yere taşınmış oldu. Yani şu an dedim yani 2000, 2004-2005 yılından sonra yeni fuar merkezine taşınmış oldular. Tabii yani bu geçişle birlikte fuar üçe bölündü. Üç fazla yapılıyor artık fuarlar. Birinci fazda elektronik ürünler fuar oluyor. İkinci fazda birinci fazla elektronik ürünler, hardware artı machine, yani makine ekipmanları fuar oluyor. İkinci fazda daha çok elektronik ürünler artı otomotiv ürünleri, kompütür ürünleri, lighting ürünleri. Benim gittiğim bu ikinci fazdı. İkinci faza gidiyordum ben. Onun haricinde bir de üçüncü fazda da gıdalar. Pardon, ben birinci faza gidiyordum. Üçüncü fazda da yine gıdalar, ev tekstilleri gibi ürünlerin sergilendiği şeyler oluyor. Bir de makine ekipmanları kısmı var mesela. Orası daha büyük bir kısım. Makine üreticisi iseniz eğer öyle o tarz fuarlar. Yani fuara gittiğiniz zaman açıkçası ne arıyorsanız, hangi sektörünüzle ilgili ne varsa, sektörünüzle ilgili hangi firmalar varsa bunların hepsini çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Çok rahatlıkla inceleyebiliyorsunuz. Buradan bu siteyi göstermemde, bu siteyi tanıtmamdaki sebep şu: cantonfair.org'a girdiğiniz zaman, China'ya girdiğiniz zaman burada exhibitlere ulaşabiliyorsunuz. Yani atıyorum, diyelim ki bir ürün getireceksiniz. Bu ürünlerin hangi firmalardan tedarik yapabilirsiniz, hangi firmalardan alabilirsiniz. Burada katılımcılara baktıktan sonra bunların tamamıyla burada süzebilirsiniz. Süzdükten sonra burada hangi firmalar, hangi sektörlerde kimler var, onları inceleyebilirsiniz. Sonra onlarla yazışabilirsiniz. Yani aynı Alibaba.com'daki mantıkla buradaki üreticileri ulaşabilirsiniz. Yani bunu neden söylüyorum? Çünkü Canton Fair'e katılan bir firma, Çinli bir firma. Yani artık belli bir seviyeye gelmiş, belli bir üretim hacmini yakalamış. Çünkü fuar ciddi bir masraf gerektiriyor. Yani o masrafı karşılayabilecek seviyeye, o masrafı karşılayabilecek bir insan gücüne, insan profiline çalışma anlamında ulaşmış, üretimini belli bir seviyeye getirmiş, fabrikasını kurmuş, artık fuara katılıp kendini tüm dünyaya mal satabilir hale getirmiş firmalar genellikle bunu tercih ettikleri için. O yüzden bu sitelerde bulabilirsiniz, yani firmaları çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi Çin'in coğrafyasına baktığınız zaman, Çin'in coğrafyasında bakın, Türk Hava Yolları ile giderseniz eğer zaten direkt Guangzhou uçuşu var, bir de Şanghay uçuşu var. Hong Kong'dan da Çin'e geçebilirsiniz. Yani Hong Kong'a ulaşıp Hong Kong'dan da Çin'e geçebilirsiniz. Fuar burada yapılıyor. Yani şu işaretlediğim Guangzhou bölgesinde yapılıyor fuar. Yani bu Canton Fair. Yani dolayısıyla Hong Kong'dan ulaşıp Hong Kong'dan tahmin ediyorum 1,5-2 saat Shenzhen'e geçmeniz sürer. Oradan da 2 saat, toplamda 3-3,5 saatlik bir araba yolculuğu gerekiyor, Hong Kong'a inerseniz eğer. Ama direkt Guangzhou'da inip oradan de fuar merkezine ulaşıp oradaki, yani kendi başınıza gidiyorsanız eğer, otelinizi ayarlayıp oradan da fuarı ziyaret edebilirsiniz. Veya tur firmalarıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi bakın, burada Hong Kong'un hemen yanında Shenzhen bölgesi var. Şurası bakın, Shenzhen. Şurası. Burası aslında Çin'in elektronik ürünlerinin üretildiği kalbi diyebiliriz. Yani elektronik artı elektrik, yani light kısmı artı bu telefon aksesuarları, kameralar, saatler, jöleleri kısmı. Yani birçok ürünün merkezi burası diyebiliriz. Dongguan dediğimiz yer daha çok mobilya üretimiyle alakalı. Mobilya üretiminin yoğun yapıldığı bir yer.
Guangzhou zaten dediğim gibi hem fuar merkezi hem de ticaretin kalbi dediğim gibi. Yani şu bölge, bakın şu bölge zaten çok yoğun bir insan sirkülasyonunun olduğu bölge. Hong Kong, Shenzhen, Dongguan, Guangzhou. Bu bölgeler Çin'in en yoğun ticaretinin döndüğü, en yoğun hareketin oluştuğu bölgeler. Bir de kuzeyde bölgelerimiz var. Kuzeyde de gittiğimiz yerler, kuzeyde de bakın şuradan göstereyim tekrardan. Şangay bölgesi. Şangay bölgesinde de burada ağırlıklı tekstil üreticileri mevcut. Yani tabii birçok üreticiler mevcut. Burada da mesela yine Çin'in tahtakalesi dediğimiz Yuwi. Yuwi burada. Artı Wenzhou, Hangzhou, Wenzhou, Şangay. Hep bu bölgede yer alan firmalar, çok büyük firmalar artı. Yani fuara gittiğiniz zaman hani birçok üreticinin bu bölgeden geldiğini de göreceksiniz. Aynı zamanda Guangzhou, Shenzhen bölgelerinden geldiğini göreceksiniz. Bir de diğer bölgemizi Jiangxi bölgesi. Jiangxi bölgesinde de gene birçok üretici mevcut. Birçok tedarikçi mevcut. Yani iç bölgeler tabii bunlar. Ama dediğim gibi daha çok burada mesela Ningbo'da gene Şangay'a yakın bir yer. Ningbo. Ningbo'da gene mal alabileceğiniz, Jiangsu yine aynı şekilde malzeme tedarik edebileceğiniz bölgeler arasında. Yani şunu demek istiyorum. Şu sahil kesiminde Guangzhou'dan yukarıya doğru çıktığınız sahil kesimi Çin'in aslında üretiminin büyük bir çoğunluğunun yapıldığı ve dünyaya sevk edildiği bölge olarak geçiyor. Yani bu Canton Fair sitesinden üreticilere ulaşıp buradan search'lerinizi yapıp, firmaları bulup, exhibitor'lar, katılımcılara ulaşıp, katılımcılardan bulduğunuz firmalarla yazışıp, sonrasında FOB şeklinde veya ex-works şeklinde veya SIF şeklinde mallarınızı tedarik edebilirsiniz. Ex-works ne demek şimdi? Ondan bahsedeyim kısaca. Ex-works şu demek, üretici malını üretiyor, üretici malı ürettikten sonra fabrikasında hazır hale getiriyor ve ben malı ürettim kardeşim, bu malı sen artık sevk edebilirsin. Yani gümrükçünü ayarla, freight forwarder'ını ayarla. Bu malları buradan al, kendi depona veya kendi tedarini yapacağın bölgeye götür. Bu anlama geliyor. Yani export şu demek, ben malı sana yaparım, fabrikada teslim ederim. Kendi fabrikamda teslim ederim. Bu anlama geliyor. Bundan sonraki bütün masraflar sana ait oluyor demek oluyor. Eğer SIF alırsanız da şu oluyor. SIF alırsanız, eğer fiyatınızı SIF alırsanız, SIF de şu. Yani ben malımı sana ürettiririm. Ürettirdikten sonra atıyorum ben Amerika'dayım. Amerika'ya malını sevk etmeni isteyeceğim. Sen Çin'den çıkışını, yani ürünlerin Çin'den çıkışını, bütün gümrükleme masraflarını senin ödemeni istiyorum. Ve atıyorum buraya New York limanına veya Long Beach limanına malınızın sevkiyatını yapacaksınız. Long Beach limanı teslim alıyorsunuz fiyatınızı. Yani SIF şu demek. Atıyorum ben Amerika'nın Kaliforniya'sında Long Beach limanının orada yaşıyorum. Long Beach teslim istiyorum fiyatımı. Bu SIF oluyor. SIF oluyor. FOB fiyat da şu demek. FOB fiyat da üretici malını üretiyor. Ürettikten sonra fabrikadan Çin'deki limana. Çin'deki limanlar da genelde, bakın şuradan göstereyim. Hong Kong limanı var. Shenzhen limanı var. Yukarıda Şangay limanı. Bunlar en büyük limanlar. Tabii başka limanlar da mevcut ama en büyük limanları Hong Kong limanı, Shenzhen limanı, Şangay limanı. Hong Kong limanından malın çıkması için Çin'den malın Hong Kong'a geçip menşei değiştirmesi gerekiyor. Buna bir gerek yok. Dolayısıyla sizin malınız eğer Çin'de üretildiyse ya Şangay limanından çıkacak ya Shenzhen limanından çıkacak veya Ningbo limanından çıkacak. Yani onları zaten mal aldığınız firma organizasyonunu yapmış olur yani. Çok farklı limanlar mevcut yani Çin'de de. Ona göre bu organizasyonu yapıp malınızı Amerika'daki limana sevkiyatını siz sağlamış oluyorsunuz. Yani firma size şunu veriyor. Firma diyor ki ben götürürüm malı, Shenzhen limanına teslim ederim. Orada benim görevim biter. Bundan sonrası artık senin freight forwarder'ınla custom işlemlerini yaptırtman gerekiyor. Gümrükleme işlemini yaptırtman gerekiyor ve ürünleri kendi depona sevkini sağlaman gerekiyor. Bu şekilde. Yani burada en çok tavsiye edilen konu, benim size tavsiye edeceğim konu, mallarınızı mümkünse eğer FOB almanız. FOB çünkü en avantajlı, yani en kolay halledebileceğiniz. Diğer konular da tabii, yani fiyatlarını alabilirsiniz. Yani SIF alırsam fiyat ne olur? Export alırsam fiyat ne olur? FOB alırsam fiyat ne olur? Deyip
Sonra dönüp gümrükçünüzle pazarlık edip, yani ben malı ekspor aldım, bu malı buraya getirmemin maliyeti ne olur diye gümrükçünüzle konuşabilirsiniz. Veya ben malı FOB aldım, bu FOB aldığım malın buraya sevkiyatındaki benim maliyet fiyatım ne olur? Veya SIF aldım, maliyetim ne olur diye fabrikanıza sorabilirsiniz. SIF çünkü fabrikanın vereceği bir fiyat. Bunları konuşabilirsiniz. Yani malı Çin'deki limana teslim ettikten sonra bütün malın sorumluluğunun sizde olduğu, bütün işlemlerin geri kalan sorumluluğunun sizde olduğu işlemin adı FOB oluyor. Bir ders, bir soru.